DSLR ile sinematik renkler yakalamak mümkün. Peki cep telefonuyla yakalamak mümkün mü? Geçtiğimiz haftalarda bana gelen bir yorumda DSLR makinelerin log çekim özelliğinin olmadığı iddia edildi. Hatırlatmak isterim ki log çekim makinenin bir özelliği değildir. Sonradan eklenebilir. DSLR'a hatta cep telefonlarına bile eklenebilir. Hatta kendiniz bile oluşturabilirsiniz. Cep telefonuyla log çekim nasıl yapılır? Bunun üzerine bir video yapmak istedim. Bilmeyenler için log çekimi kısaca özetlemek gerekirse, makinenin sıkıştırmış olduğu görüntüyü daha kayıpsız bir şekilde kaydetme tekniğidir. Detaylar için şu videoya göz atabilirsiniz. Her makinenin kendi log profili vardır. Kendi kullandığım makine Canon olduğu için log profilinin sonradan nasıl yüklendiğini biliyorum. Ama farklı makinelerde hiç denemedim. Ama nasıl yüklendiğini bilmiyorsanız kendinizde bir log profili oluşturabilirsiniz. Yapmanız gereken makinenin renk ayarlarına girip manuel olarak bir renk profili oluşturmak. Gireceğiniz değerler ekranda belirttiğim gibi olmalı. Keskinliği 0 yapın. Kontrastı 0 yapın. Satürasyonu orta dereceye getirin. Renk tonuyla oynamayın. Bu şekilde de telefonla da log profili oluşturabilirsiniz. Ama şöyle bir durum var ki cep telefonunun standart çekim ekranında bu detayları girebileceğiniz bir panel yoktur. Çünkü cep telefonları her türlü kullanıcının kolaylıkla çekim yapabilmesi için tasarlanmıştır. Hemen hemen her şeyi otomatiktir. Cep telefonuyla profesyonel bir çekim yapabilmek için ek bir uygulamaya gerek vardır. Benim arayıp bulduğum en etkili uygulama Filmic Pro. Bu uygulamayla hemen hemen her şeyi manuel olarak ayarlayabiliyorsunuz. Hatta kendi içerisinde log ve flat seçenekleri var. Hatta profesyonel video kameralardaki gibi zebra çizgileri var. Bu ne işe yarıyor diye soracak olursanız, bu seçenekte beyaz bölgelerdeki kaybedilen alanları görebiliyorsunuz. Bu seçenekte ise siyah bölgelerde kaybedilen alanları görebiliyorsunuz. Yani kaybolan verileri görebiliyorsunuz. Doğru pozlama yapabilmek için bu özellikleri kullanmak gerekir. Her şey müthiş gibi görünse de cep telefonlarının da bir kapasitesi var. En büyük dezavantajları küçük sensörlere sahip olmaları. Sensör küçüldükçe alan derinliği de azalır. Düşük ışıkta çekim yapmanız zorlaşır. Yalnız post prodüksiyonda gram problemini de alan derinliğini de çözebilirsiniz. Bunları tek tek anlatacağım. Bir test çekimi yapalım. Hem bu uygulamayı dener hem de ışıklandırmanın videoya etkisini görmüş oluruz. Ev ortamında video şu şekilde görülür. Öncelikle sadece yüz aydınlatması yapalım. Doğru pozlama için elimize beyaz bir kağıt alıp zebra çizgilerinden yararlanalım. Arka plana kırmızı bir ışık ekleyelim. Yüzümüzün sol tarafına mavi bir ışık ekleyelim. Daha sonra Adobe Premiere ile LUT ekleyelim. Arka grenler için Neat Video eklentisini kullanalım. Alan derinliği için After Effects'te yüz takibi ile maskeleyerek arka plana bulanıklık ekleyebilirsiniz. Videonun yararlı olduğunu düşünüyorsanız kanala destek olmak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.